Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü şirketimiz finans dünyasından İş Yatırım Menkul Değerler AŞ. Borsadaki ismiyle İşmen arkadaşlar. İşmen, portföy yönetimi, varlık yönetimi, yatırım ortaklığı ve girişim sermayesi alanlarında hizmet veren çok büyük bir şirket arkadaşlar. Ayrıca yurt dışında Londra merkezli bir aracı kurumu da bulunmakta. Bunları iştiraklar bölümünde ayrıca inceleyeceğiz. Şimdi İş Yatırım Menkul Değerler'in bilançosuna bir bakalım. Daha sonra iştiraklarını ayrıca inceleyelim arkadaşlar. İş Yatırım Menkul Değerler'in ödenmiş sermayesi baktığımızda 355 milyon TL gibi çok güçlü bir sermaye yapısı var arkadaşlar. İş Yatırım Menkul Değerler sermaye ödenmiş sermaye olarak Türkiye'nin en büyük menkul değerler aracı kurumu arkadaşlar. Arkasında İş Bankası'nın gücünün de olması müşteri portföyü anlamında hem de ödenmiş sermaye anlamında ülkemizin en büyük menkul değerler aracı kurumu İş Yatırım Menkul Değerler İşmen'dir arkadaşlar. Piyasa değerine baktığımızda ise piyasa değeri 5 milyar 640 milyon 950 bin TL. Gördüğünüz gibi sermayesinin yaklaşık olarak 15 katından daha büyük bir piyasa değeri bulunmakta. Bu da İş Yatırım Menkul Değerleri olan ilgiyi, alakayı ve hisseye olan talebi göstermekte arkadaşlar. Toplam menkullerine baktığımızda ise toplam menkulleri 1 milyar 909 milyon 258 bin 332 TL arkadaşlar. Yine toplam menkulleri sermayesinin yaklaşık olarak 5 katından daha büyük bir rakama tekabül etmekte. Bu da iş yatırımın karlılığının devam ettiğini ve büyümeye devam ettiğini göstermekte arkadaşlar bize. Çünkü sermayesi menkul değerler anlamında zaten ülkemizde ilk sıradaydı. Toplam menkullerinin de 2 milyara yakın güçlü bir yapıya sahip olması iş yatırım menkul değerleri cazip kılmakta. Net karına baktığımızda 2020 yılı yıl sonu net kar arkadaşlar 941 milyon 974 bin 320 TL. Yani sermayesinin 3 katı civarında net kar rakamı açıklamış arkadaşlar. 941 milyon 974 bin 320 TL. Sermayesinin 3 katı gerçekten çok güzel, çok büyük bir rakam. Fiili dolaşım payına baktığımızda ise iş menkulün %28 arkadaşlar. Çok cazip bir oran. %50'nin altında olması cazip, %28 gibi düşük miktarda hisse adedinin bulunması ise iş menkul değerleri daha cazip kılmakta. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise 2,95 gözüme çarpmakta. 2,95 de yine iş yatırım menkul değerlerin halen daha cazip olduğunu göstermekte. Fiyat kazanç oranına baktığımızda ise arkadaşlar fiyat kazanç oranı da düşük bir rakam gerçekten. 5,99 düz 6 diyebiliriz buna. Fiyat kazanç oranının 6, piyasa defter değerinin 2,95, net karının sermayesinin 3 katı, toplam menkulleri sermayesinin 5 katı ve fiili dolaşımı çok düşük olan iş yatırım menkul değerler yatırım anlamında cazip, karlılık anlamında cazip, varlıklar anlamında cazip, toplam menkuller anlamında yine çok cazip bir firma arkadaşlar. Temel analize baktığımızda İşmen her anlamda hiçbir eksiği olmaksızın yatırım yapılabilir, çok cazip bir firma olarak gözümüze çarpmakta arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi İşmenkul'ün iştiraklarını inceleyeceğiz. İştiraklarını incelediğimiz 8 tane iştiraki mevcut arkadaşlar. Büyüklü küçüklü. Bunlardan 2 tanesi borsamızda işlem görmekte. Bir tanesi iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Diğeri ise iş yatırım ortaklığı AŞ borsamızda işlem görmekte. Bunların temel analizlerini ayrıca bu sunumda inceleyeceğiz. Şimdi diğer iştiraklerine bir bakalım. Neymiş sermayeleri? Ne kadar payı varmış İşmenkul'ün? İşmenkul'ün ne kadar büyük bir şirket olduğunu, iştiraklarının ne kadar büyük olduğunu bir görelim. Efes Varlık Yönetim AŞ arkadaşlar. 14 milyon 800 bin TL gibi kayda değer bir sermayesi mevcut ve bu şirketin %74'üne İşmen iştirak ediyor. Yine Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ 1 milyon 555 bin 200 TL %10,05 gibi küçük bir payı bulunmakta burada. ISI Investment Gulf Ltd 1 milyon sermayeli küçük bir şirket arkadaşlar ve bu şirketin %100'üne yine İşmenkul değerler sahip. İş girişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ yine sermayesi büyük olan şirketlerden bir tanesi ve dediğim gibi borsada da işlem görmekte. 21 milyon 654 bin 296 TL sermayesi bulunmakta. %29'u yine İşmenkul'ün iştirakinde arkadaşlar. İş portföy yönetimi AŞ 45 milyon 500 bin TL gibi güçlü bir sermaye yapısı var ve bu güçlü sermaye yapısındaki iştirakinin %70'i yine İşmenkul değerlerin. İş yatırım ortaklığı AŞ 46 milyon 454 bin 101 TL sermayesi mevcut. %28,90
93'ü iş menkul değerlerin iştirakinde ve iş yatırım ortaklığı az önce de paylaştığım gibi yine borsada işlem görmekte. Az sonra iş yatırım ortaklığının da ne kadar güçlü bir firma olduğunu temel analizini inceleyerek göreceğiz arkadaşlar. Bahsettiğim şirketlerin dışında Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ 5 milyon TL sermayeli ve yine iş menkul %100'üne sahip arkadaşlar. Yine aynı şekilde iş menkul değerlerin yurt dışında Londra'da aracı kurum hizmeti veren Maxis Investment Ltd arkadaşlar. Bu Londra merkezli bir şirket ve 6 milyon 500 bin TL sermayesi mevcut ve %100'ü iş menkul değerlere ait. Yani bir anlamda yurt dışından Londra'dan işlemler yaparak oradan döviz geliri de elde etmekte arkadaşlar. İştirakları 8 tane iştiraki bu şekilde. Gayet güçlü, büyük, genelde finans ağırlıklı iştirakları mevcut. Şimdi iş yatırım menkul değerler ve iş girişim sermayesinin temel analizlerini inceleyelim arkadaşlar. Çünkü iştiraklarından 2 tanesinin ne kadar güçlü olduğunu ve nasıl karlılıklarının nasıl olduğunu da inceleyelim ki iş menkul değerleri çünkü karlılıkları kar olarak yansımakta, zarar ettiğinde ise zarar olarak yansımakta. Arkadaşlar iş menkul değerler iş yatırım ortaklığının %29'una yaklaşık olarak sahip iştirak etmekte. Şimdi iş yatırım ortaklığının temel analizini kısaca bir inceleyelim arkadaşlar. İş yatırım ortaklığının 160 milyon 599 bin 284 TL gibi güçlü bir ödenme sermaye yapısı mevcut arkadaşlar. Toplam menkullerine baktığımızda toplam menkulleri 248 milyon 109 bin 555 bin TL. Çok güçlü bir gerçekten menkul ve toplam menkulü bulunmakta. Sermayesinin 2 katı civarında toplam menkulü bulunmakta iş yatırımın. Yine net karına baktığımızda ise arkadaşlar net karı 27 milyon 974 bin 547 TL. Yaklaşık olarak %15 civarında bir oranda net kar açıklamış. Fiili dolaşım payına baktığımızda fiili dolaşım payı %67. Piyasa değeri bölü defter değeri %2.22 arkadaşlar. Yatırım yapılabilir seviyede bir piyasa değeri bölü defter değeri bulunmakta. Fiyat kazanç oranına baktığımızda ise fiyat kazanç oranında 19,69 arkadaşlar. Yani cazip sayılabilecek seviyede bir şirket. Karlılığı enflasyonun üzerinde gelmiş, sermayesi güçlü. Toplam menkulleri yine sermayesinin 2 katına yakın iş yatırım ortaklığı, iş menkul değerlere kar getiren, karlılığını artıran şirketlerden bir tanesi diyebiliriz burada. İş girişim sermayesi yatırım ortaklığına baktığımızda ise iş girişim sermayesi yatırım ortaklığının ödenmiş sermayesi 74 milyon 652 bin 480 TL arkadaşlar. Güzel bir ödenmiş sermayesi var. Toplam menkullerine baktığımızda toplam menkulleri 263 milyon 813 bin 880 TL. Güzel çünkü 4 katına yakın toplam menkulleri mevcut. Sermayesinin 4 katı civarında arkadaşlar. Bu da bize bedelsiz potansiyelini göstermekte. Fiili dolaşım payı düşük. %31 oranında gayet güzel. Piyasa değeri bölü defter değeri 5,20. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 5 katı civarında olduğunu görmekteyiz. Net karı 2 milyon 050 bin 307 TL. Net karı düşük gelmiş arkadaşlar. Bu net karının düşüklüğü de zaten FK'sına da yansımış. FK'sı 668,86. Sermayesi ve varlıklarına göre iş girişim sermayesinin net karı düşük gelmiş. Peki buna iş menkul değerlere katkısı ne olur derseniz küçük bir miktarda iş menkul değerlere artı yazmakta arkadaşlar diyebiliriz. Arkadaşlar iş yatırım ortaklığı ve iş girişim sermayesinin temel analizinde inceledikten sonra iş menkul değerlerle ilgili benim sunumum burada bitmekte. Yeni videolarla, yeni şirket videolarıyla yine bir arada olacağız arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenilerinizi paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı, bol kazançlı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.